Evet sevgili arkadaşlar, efsane Akedo Arena dövüşçüleri, Akedo Dövüşçülü Seç Turnuvası'nda ilk 16 müsabakaları ikinci bölümüyle devam ediyor. Bir önceki bölümde Kırbaç Kuyruk, Hırçın Ayı, Kızgın Kılıç ve Bay 200 çeyrek finale çıkan ilk 4 efsane dövüşçü olmuştu. Bu bölümde 8 efsane Akedo Arena dövüşçüsü çeyrek finale adını yazdırmak için kapışacak. Bakalım çeyrek finale kalacak 4 efsane dövüşçü kimler olacak? İlk karşılaşma Turbo Chucksley ile Ekran Kran arasında. Turbo Chucksley karate hamleleri ve elinde ejder gücünü taşıyan gürüzleriyle dövüşe hazır. Ama Ekran Kran rakibin ekranını her an kapatıp onu mağlubiyetle güncelleyebilir. İlk round başlıyor. Turbo Chucksley mi, Ekran Kran mı? Hemen hızlı panosuyla başladı kalkanıyla. Kendini koruyor Ekran Kran ama gürüzleriyle etkili olmaya çalışırken bir sert balyoz darbesi işte ekranda. Bitiriyor Ekran Kran. İkinci rounda geçiyoruz. Turbo Chucksley'in bunu kazanması lazım. Hızlı da girdi karşılaşmaya. Gürüzleri çok iyi savuruyor. Burada Turbo Chucksley sol gürzüyle nefis girdi gövdeye. Turbo Chucksley berabere. Bu roundu alıyor ve birbirine getiriyor skoru. Turbo Chucksley ve karar anı, final roundu başlıyor. Balyozunu etkili kullanıyor. Kalkanıyla kendini koruyor. Ekran Kran Turbo Chucksley dayanamadı. Dayanamadı. Burada harika bir sağ. İşte sağıyla, balyozuyla bitirdi. Kazanan Ekran Kran. Ekran Kran kazanıyor ve 5. çeyrek finalist oluyor. Değerli Akedo severler, sıradaki karşılaşma gök gürültüsüyle beyzbol arasında. Gök gürültüsünün bembeyaz saçlarına bakmayın. Asasıyla rakibe şimşekler çaktıran, gücüyle büyüleyen bir efsane. Ve karşısındaki beyzbol. Kasları ve beyzbol sopası onun güçlü yanları. Birinci round başlıyor. Gök gürültüsü mü, beyzbol mu? Hızlı girdi gök gürültüsü. Adeta şimşekler çakıyor. Beyzboldan sert bir vuruş. Topa vurur gibi vurdu. Ama gök gürültüsünün atağı devam ediyor. Şimşekler çakıyor ve kazandı. Kazandı gök gürültüsü. İşte bitirici hamle. Gök gürültüsü ilk roundu aldı. İkinci roundu beyzbol almak zorunda. Hızlı başladılar. Adeta büyülüyor rakibini. Gök gürültüsü beyzboldan karşı atak geldi. Beyzboldan vuruşlar geliyor ama gök gürültüsü büyüyü arttırdı. Ve rakibi başka bir aleme götürüyor. Bu efsane karşılaşmayı gök gürültüsü rakibine şimşekleri saydırarak kazanıyor. Gök gürültüsü kazandı ve 6. çeyrek finalist oldu. Çeyrek finalistlerin tamamlanmasına sadece 2 karşılaşma kaldı. Kokuşmuş dev Ultra Volt'a karşı. Siz hiç bebek yüzlü, biberonlu ve balyozlu bir dev gördünüz mü? İşte kokuşmuş dev. Bezindeki ne öyle? Bebek yüzlü bir efsane dövüşçü. Ultra Volt, yüksek enerjisi, elektrik şoklu kılıçlarıyla voltajı yükseltip kokuşmuş devin şalterini indirmeye geliyor. İlk round başlıyor. Kokuşmuş dev mi yoksa Ultra Volt mu? Hızlı girdiler. İki kılıcı var Ultra Volt'un. Ama kokuşmuş dev çekicini çok etkili kullanıyor. Bir darbe geldi ve kazandı. Kazandı kokuşmuş dev. İkinci rounda geçiyoruz. İkinci roundu kazanmak durumunda Ultra Volt. Ultra Volt hızlı girdi. Ultra Volt iki kılıcını da kullanıyor. Ama iki kılıç da yetmiyor. Ekstra ataklar. Sağıyla bir darbe daha. Oo, kokuyor buralar. Kokuyor buralar. Kokuşmuş dev. Ultra Volt'un önce voltajını düşürüyor. Sonra da elektriğini kesiyor. Kokuşmuş dev 7. çeyrek finalist. Çifte diş sinek avcısına karşı. Çifte diş iki elini ve samuray katanalarını ustalıkla kullanıyor. Sinek avcısını avlayabilecek mi? Sinek avcısı kılıçları kalkanıyla durdurup rakibini gürzüyle kırmaya çalışacak.
İlk round başlıyor. Çifte diş mi, sinek avcısı mı? Hızlı bir şekilde güç darbeleriyle başladı. Sinek avcısı kafaya. 1, 2, 3. Ama sonrasında savunması düştü bir anda. Kalkanını kullanamıyor burada. Çifte diş bastırıyor. Arda arda darbeler ve bitiriyor rakibini burada. İşte bitirici hamle ekranda. Geriden geldi, kazandı. İkinci rounda geçiyoruz. Sinek avcısının bu roundu alması lazım. Hızlı da başladı. Savunmada bu kez daha disiplinli. Kalkanını etkili kullanıyor. Gürzüyle vuruşları gerçekleştiriyor ama hata var burada çifte dişin. Çifte diş, kılıç darbeleri, çok uzun bir maç. Bitmek üzere çifte diş. Bir darbe daha ve bu kez kafayı buluyor. Maçı üçüncü rounda taşıyor. Üçüncü round, karar anı, final roundu. Kim kazanacak? Hızlı başladı yine karşılaşma. Gürzünü aşağıdan da kullanıyor. Karnına doğru bir darbe attı. Sinek avcısı çifte diş. Harika savunma, harika hücum ama sinek avcısı bastırıyor şimdi. Bir vuruş, bitti, bitti. Sinek avcısı ilk roundda sinek avlıyor. Maçın böyle biteceği sanılırken toparlanıyor ve diğer iki roundu alarak rakibini diş hekimine gönderiyor. Böylece sinek avcısı Akedo dövüşçülü seç turnuvasında 8. ve son çeyrek finalist oluyor. Çok